Premier Lig'de gidebilecek en mantıklı tercihi yaptı. Çünkü çok da iyi oldu. Muhammed'in performansı gerçekten etkileyiciydi. Bile bence spikerler yorum yapmamalı. Ya ben Arda için özellikle heyecanlandım. E ben oradaki sözlerine de çok fazla katılmıyorum. Çünkü Mesut Özil de çok özel bir oyuncu. Hem savunmadaki aklı hem hücumdaki aklı rolünde devam ediyor. Sürpriz bir performansı yoktu ama ne sürprizdi derseniz çok fazla eleştiriyle girmek ne kadar yanlışsa çok fazla da övgüyle de girmemek lazım. Legends Scout Programı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldin Berk. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ben de iyiyim bu arada, Sen? sağ olasın. <laughs> Seni sormayı <laughs> unuttuk abi. Ee, Berk, Süper Lig'in ilk haftasını tamamladık. Altın evet. karma ile başlayalım. Ee, ben Berk Scouting verilerini de kullandım, kendi yorumlarımı da kullandım. Bir altın karma oluşturdum. Ee, kadroyu da ekrana verebilirsek çok iyi olur. Evet gördüğünüz üzere Altay'ı e, kalecimiz olarak seçtik bu hafta birinci haftanın en iyi ilk 11'inde. Sebebi gerçekten Fenerbahçe Adana Demirspor maçında harika kurtarışları vardı. 7 tane tam net kurtarışı ve 9.0 10 üzerinden e, bir verisi vardı. Ceza sahası içi kurtarışı da tam 4 taneydi. Altay'ı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Gerçekten çok başarılı bir hafta geçirdi. O yüzden kaledeki tercihim Altay oldu. Stoper hattını ben e, üçlü kurdum, e, üçlü savunma yaptım ve e, Zalaği e, sol stoperim oldu. Zalai de Adana Demirspor e, Fenerbahçe maçında gerçekten Fenerbahçe'de çok e, etkili bir performans sergiledi. Kritik müdahaleleri vardı, 7.7 e, pozisyon, aksiyon değeri vardı. Gerçekten çok değerli. Özellikle geçiş sürecinde olan Fenerbahçe'nin yeni sisteminde zalayinin o net e, performansı çok önemli. E, aynı zamanda iki tane pas arası var, 4 tane kritik top çalması var ve %52'li mücadele kazanma oranı var. Bu da gerçekten bir stoper için Süper Lig'de oynuyorsa çok değerli bir veriydi. E, yanına e, Kerim Bardakçı'yı seçtim Konya Spor'dan. E, Sivas Spor maçında gerçekten harika bir performans sergiledi. O da 7.7 aksiyon değeri sergiledi. Tam 7 tane top kesmesi var ve 2 tane top çalması var. %88 buraya altını çiziyorum ikili mücadele kazanma yüzdesi. Bu çok görülür bir yüzde değil. Sivas Spor'un direncini, e, hızlı oyuncularını, forvet oyuncularını gerçekten etkisiz durumda bıraktı. Ki geçen sene de zaten Abdülkerim Bardakçı böyle bir performans sergilemişti. Devamını sağlıyor, çok istikrarlı gidiyor. Kendisini tebrik ediyoruz bu konuyla ilgili. E, diğer stoperim ise e, üçlü savunmada Kalitiyan aydan aldım kendisini kadroya. O da 7.7 pozisyon aksiyon değeri yaptı. Geçen sene de Altay'da PTT 1. Lig'de çok başarılı bir performans sergilemişti. 2 tane top uzaklaştırması var bu maç üzerinde. Kayseri maçında 5 tane kritik top çalması var ve 2 tane pas arası var. Buraya dikkat çekiyorum. 5'te 5 ikili mücadele kazanma oranı var. Bu da harika bir yüzde. Neredeyse girdiği bütün mücadele hepsini Kazanmış olan bir istatistikle karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda 3'te 3 hava topu kazanma özelliği var. Kayseri Spor'u gerçekten çok etkisiz bıraktı. O fiziğini de gösterdi. 6 ayda geçen seneki performansının e, devamını bize e, yaşattı diyelim. Kendisini tebrik ediyoruz. Ve orta sahaya geçiyorum. E, Marek Hamsik Trabzonspor'un yeni transferi. Zaten Trabzonspor'u yorumlarken geçen bölümde de e, Hamsik'in Trabzonspor'un oyun aklı olduğu olacağını ...net bir şekilde ortaya koymuştuk. O da 8.5 ile başladı. Birinci haftada gerçekten olağanüstü bir performans yaptı. Bir gol bir asist. %90 isabetli pas oranı var. Ve aynı zamanda bir tane önemli pası var. Bu önemli pas de şöyle açıklayayım. Kilit pastan önceki pas. Yani daha önemli bir istatistik olduğunu düşünüyorum. O kilit pasın verilmesine sağlayan o pas yüzdesi. 3'te 2'de orta isabeti var. Ve 6'da 4 uzun top isabeti var. Hamsi'yi de tebrik ediyoruz. Trabzonspor'un yeni transferi gerçekten olağanüstü bir performans ortaya koyduğu yeni Malatyaspor Spor maçında. Ee, ve yılların dinoması, yılların eskitemediği, yaş sadece bir e, rakam dediğimiz Atiba Hutchinson'u tercih ettim. Yine olağanüstü başladı Beşiktaş'ta. Rize Spor'u adeta orta sahada süklese etti bence. Ee, Rize Spor'un bütün oyun planını bitiren oyuncu oldu. Hem hücumdaki performansıyla hem de savunma yönüyle çift yönünü tamamen bize gösterdi. 8.4 aksiyon değeri var. Bir gol, bir kritik top çalması var. Atiba Hutchinson'un iki tane önemli pası var ve %100 uzun top isabeti var. Ve 8 tane denemeden bu uzun top. Yani oyunun yönünü değiştiren o paslarda Atiba Beşiktaş'ın yine hem savunmadaki aklı hem hücumdaki aklı rolünde devam ediyor. Ve yaş sadece bir sayıyla o sloganı yaşatıyor Atiba. Kendisini tebrik ediyoruz. 8.4 çok önemli bir performans. Yanına Fatih Karagümrük'ün çok e, beğendiğim, geçen sene de transferinde e, çok örgü dizdiğim Lucas Biglia, Arjantinli yıldızını aldım. 7.9'luk bir e, performansı var. Gerçekten o da Süper Lig'in kalıcı maestrolarından olma yolunda ilerliyor. Kendisini de tebrik ediyorum. %92, %92 isabetli pası var. İki tane önemli pası var ve oyunun yönünü değiştiren 8.7 uzun top isabeti var. Ve aynı zamanda dribbling başarısı da çok önemli bir Aynı zamanda hem pasör hem dribblingi yapabilen bir oyuncu olmasıyla Lucas Biglia bu haftada benim Berk Scouting verilerinde ve yorumlarımla birleştirdiğimde öne çıkan oyuncu oldu. %65'te ikili mücadele kazanma yüzdesi var. Bu neden önemli? Pasör ve e, enerjik oyuncularda ikili mücadele kazanma yüzdeleri düşük oluyor. Ama Biglia'da hem pasör olması hem takımın aklı olmasından Rağmen ikili mücadele yüzdeleri yüksek oluyor. Bigley'i bu konuda gerçekten özel e, takip ettiğim, sevdiğim tarzda bir oyuncu olduğunu belirtmem lazım. E, diğer şeylere geçelim. Forvet hattı var. Üçlü. E, gerçekten oraya da 3 tane forvet tercih ettim. Çünkü performansları birbirinden çok ayıramadım. En vakame çok öne çıktı. E, Trabzonspor'da 8.4'lük yeni Malatya Spor maçındaki o performansıyla... E, gerçekten bu kadroda olmayı hak eden bir oyuncuydu. Bir gol bir asistiyle zaten hem skor yüküyle hem de %80 pas isabetiyle. Buraya da altını çiziyorum. Envakame gibi oyuncuların genelde pas isabetleri %65'lerde %50'lerde kalır. Ama Envakame çok teknik bir oyuncu olmasa da %80 pas isabetiyle Trabzonspor'un kanatlardaki pas istasyonu olarak Trabzonspor'un oyununda çok önemli bir figür olduğunu bu senede bence Kanıtlamış oldu. 3'te 2'de uzun pas isabeti var ve aynı zamanda bir tane de yarattığı çok önemli bir fırsat var. Envakame'yi kendisini tebrik ediyoruz. Aynı zamanda da 2-2'de 2 kazanılan hava topu da var. Bu da önemli çünkü topun ileride kalmasını, kanatlarda kalmasını aynı zamanda merkez forvetlere de yardımcı olmasıyla e, önemli bir istatistik diye düşünüyorum. E, kendisini tekrardan tebrik ediyoruz. Ve e, diğer oyuncuya geçiyorum. Diğer tarafa aldım. Onu Alexander Pesic e, Fatih Karagümrük'ten ikinci oyuncumuz oldu. E, 8.0'lık bir pozisyon aksiyon değeri e, verisine sahip. Bir golü var. E, Antep maçında %85 dribbling yüzdesine sahip ve aynı zamanda %90 isabetli pası var. Gerçekten e, gözlerimizin pasını sildi. Teknik becerisiyle bir forvet oyuncusunun epeydir. E, süperlikte. Süper Lig'de genelde fiziksel reaksiyonları çok ön planda olan oyuncular görüyoruz Forvet'te. Öyle tercih ediliyor Santrofor mevkisinde ama Fatih Karagümrük biraz da oyun kuran bir santrofor tercih etmiş bu seçimi gerçekten beni etkiledi ve yüzde ikili mücadele kazanma yüzdesiyle ben çok da yumuşak bir oyuncu değilim teknik kapasiteme rağmen mesajını verdi Kendisini tebrik ediyoruz ve e, diğer oyuncumuz var e, gerçekten Altay'ın e, çok fazla e, taşıyan e, iki golüyle e, önemli bir isim oldu kendisi e, kendisini de ee, tebrik ediyoruz Bamba ee, gerçekten ee, Bamba ee, yeni bir transfer olmasına rağmen iki gol atarak e, altaya önemli bir katkıda bulundu 60 isabetli pası var ve 6'da 4 ikili mücadele kazanma yüzdesi var 8.9 la gerçekten inanılmaz bir veriyle e, öne çıktı benim altın karmam bu şekildeydi Berk e, görüyorum ki dersinde çok iyi çalışmışsın açıkçası evet. meraklı ediyorum günün kaç saatini e, izleyerek ve not tutarak geçiriyorsun. Yani ben zaten maç günleri full e, yoğunum. Yani neredeyse 24 saat çünkü Brezilya maçları da var e, gece 3'te onları da izliyorum. Arjan e, Libertadores kupası var bu aralar Ona, onlara da izliyorum. E, dolayısıyla neredeyse not tutarak ve maç izleyerek aynı zamanda sadece verilerle çalışmayı da sevmiyorum. Yorumlarımı da katarak bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum. O yüzden belirli bir bölümü tamamen futbola ayırdığımı söyleyebilirim. Şimdi e, Avrupa'da Var olma mücadelemiz var. Evet. Avrupa'yı çok önemsiyoruz Türk futbolu olarak. Hı hı. Dün de Avrupa gecemizdi. Evet. Temsilcilerimizin maçlarını izledin. Neler söylersin? Ee, yani Fenerbahçe maçıyla başlamak gerekirse Fenerbahçe'de iki tane bahsetmemiz gereken özellikle Muhammed Gümüşkaya'dan bahsetmemiz lazım. Çünkü çok dün harika bir gol attı. Aslında Muhammed yeni bir oyuncu değil. Yani Muhammed Fenerbahçe'de potansiyeli olan, altyapıdan çıkmış önemli bir oyuncuydu. Geçen yılı da zaten boş geçirmedi. Bolu Spor'da 20 ma maça yakın bir maç verisi var. O yüzden gerçekten başarılı bir performans sergilemişti. 4'te golü vardı, 3 tane de asisti var diye hatırlıyorum. Dolayısıyla Muhammed Gümüşkaya'nın gerçekten sürpriz bir performansı yoktu. Ama ne sürprizdi derseniz, şu sürprizdi Fenerbahçe'nin var olan bu sisteminde Mesut Özil'in yerine oyuna girerek böyle bir performans sergilemesini, böyle bir sorumluluk almasını her çoğu insan, çoğu futbol sever beklemiyordu. Dolayısıyla bence bu sürpriz oldu ve çok da iyi oldu. Muhammed'in performansı gerçekten etkileyiciydi. Sadece attığı golle değil, Fenerbahçe'nin ileride o top tutmasıyla, o pas bağlantılarıyla, pas yüzdesiyle de bence önemli bir mesaj verdi teknik heyete. Araya girebilir miyim Tabii Berk? 20 yaşında bir futbolcu ama herkes genç futbolcu diyor. Evet. Burada bir şeyi seninle konuşalım, bir netliğe kavuşturalım. Evet. 20 yaşında bir futbolcu, genç oyuncu olarak nitelendirebilir miyiz? Yani şu an günümüzün konjektüründe kesinlikle nitelendiremeyiz. Çünkü M.Pampa gibi bir oyuncu zaten 18-17 yaşında parlıyor. 16 yaşında 50, 50 milyon, 60 milyon euroya transfer yapan genç oyuncular var. Yani genç oyuncu dediğim benim 16 ile... Artık 18 yaş arası olarak bakıyorum. O zaman Arda'dan bahsediyorsun. Evet, kesinlikle öyle. Oraya bir iki cümlede, bir iki cümlede Arda için. Ya ben Arda için özellikle heyecanlandım. Hatta bir e, maçtan önce kendi hesabımdan bir paylaşımım oldu. Onun e, Alex De Souza kitabını okurken arkada da gençler birliği yılları ve Fenerbahçe e, altyapıdaki o fotoğraflarıyla bir e, pozu vardı. E, gerçekten e, güzel bir kareydi. Bu acaba dedim hayalleri gerçeğe dönüşecek mi bu maç, oyuna girecek mi bir Avrupa maçında diye düşünürken gerçekten oyuna girdi, etkili de oldu. Arda'nın önü çok açık ama Arda konusunda şuna dikkat etmemiz lazım. Fenerbahçe camiası olarak ve Türk futbol otoriteleri, futbol basını, medyası herkese görev düşüyor bence Arda konusunda. Çok fazla eleştiriyle girmek ne kadar yanlışsa çok fazla da övgüyle de girmemek lazım. Onun belirli bir dozajı var. Arda kendi yeteneklerini zaten sergileyecek e, o potansiyele sahip bir isim. Burada böyle bir rol düşüyor. Aynı zamanda da Arda'ya rol e, pardon Fenerbahçe'ye rol düşüyor. Neden Fenerbahçe'ye rol düşüyor? Çünkü Fenerbahçe'nin sistemi e, ona e, bu konuda oynaması için süre vermesi gerekiyor. Oynatmayacaksa da ona göre oynayabileceği bir takımda kiraya vermesi gerekiyor. Ama ben Arda'yı biraz diğer oyunculardan ayırıyorum. Daha yetenekli bir oyuncu olarak görüyorum. Fenerbahçe'de daha sonradan özellikle rotasyonda kullanılabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Özellikle yerli e, sayısı tekrardan artmışken Arda'nın önemi daha da bence e, büyük. Berk dün biraz da mecburiyetten bu iki oyuncu e, sahaya girdi. Neden? Çünkü yaşanan sakatlıklar vardı. Evet Şimdi bir Merih Demiral e, durumu da var. Fenerbahçe'nin elinden kaçtı. Yine o dönem teknik direktör Kampa katıldığında Pereira'ydı. Bu dönem farklı olur mu? Bu iki oyuncu için. Ben bu dönem biraz daha farklı olabileceğini düşünüyorum. E, demin dediğiniz gibi e, biraz da mecburiyetten de. Çünkü Fenerbahçe'nin sakatlık durumları e, çok şanssız başladı bu yıla özel. E, bu etkili olacaktır. Bu tarz oyuncular e, fırsat bulur. Bu konuyla ilgili çok güzel bir örnek var aslında. Trabzonspor. Yani Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'da forma giymeye başlaması da aynı süreçteydi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de önünde böyle bir kazanım olabilir. Arda zaten e, şimdiden yabancı benim de tanıdığım e, scout arkadaşların takibinde olan bir isim bunu belirtelim. E, Ömer Faruk Beyaz da bu konuyla ilgili çok tartışılıyordu zaten. Ama Arda'nın gerçekten e, daha farklı yönleri var. Ve bu farklı yönleri eğer Fenerbahçe doğru bir sistemde Vitor Pereira denetimiyle sağlayabilirse şayet Arda gerçekten kendini gösterebilir. Ama bunu yaparken Sonradan bence süre alıp o süreleri iyi değerlendirip o de iyi değerlendirdiği süreyle kazandığı özgüvenle bir yere gelebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu konu çok ince bir çizgi. Buna dikkat edilmesi gerekiyor bence. Peki maçın spikeri Melih Gümüşbıçak. Hı hı. Golden sonra birkaç cümle kullandı. Hatırlıyor musun? Hafızanda var mı Mesut Özil ilgili? Evet, var. Bu yoruma senin tepkin ne olur? Ya şimdi ben biraz radikal bir yorum yapacağım bununla ilgili. Bence spikerler yorum yapmamalı. Yani spikerler belirli konularla ilgili yorum yapmamalı. Tabii ki herkesin fikri vardır ama spikerin ben maçı anlatmasından yanayım daha çok. Yorumcunun işi yorum yapmaktır. Ben oradaki sözlerine de çok fazla katılmıyorum. Çünkü Mesut Özil de çok özel bir oyuncu ve daha geçen hafta zaten ligin ilk maçında golünü atmış. Ve fena da bir performans sergilememiş bir oyuncu. 7.4 aksiyon veri değeri vardı benim verilerime göre. Bu Mesut Özil için epey zaman sonra çok önemli bir istatistikti. Ve Fenerbahçe'nin bu yılki sisteminde Pereira'nın üçlü savunma anlayışıyla ve Mesut Özil'e verdiği rolle ne demiştik? İkinci forvet koşullarını yapan oyuncu rolüne girmişti. Bence Mesut Özil bu sene Fenerbahçe için çok etkili bir güç olacaktır. Ben bu sözlere katılmıyorum. Berk son 2-3 gündür sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum. Biraz da tepki alıyorsun açıkçası. Neden? Çünkü Fenerbahçe'den gönderilen, e, transfer olan, e, hatta kadro dışı bırakılan yerli oyuncular vardı. Evet. Bu kadar da yerli oyuncunun kıymetli olduğu bir ortamda. E, ve son olarak da Ozan'ın transferi var Watford'a. Evet. E, ne dersin? Başarılı olur mu? Önce Ozan'ın iyi yönlerden başlayalım, iyi taraflardan. Ozan'ın Watford'da başarılı olup olamayacağımla ilgili hani tahminlerimden başlayayım. Bence Premier Lig'de gidebilecek en mantıklı kendi kariyeri açısından tercihi yaptı. Çünkü Premier Lig'de biraz İngiliz takımlarının baktığı nokta bizim ligimizde ne kadar performans sergiliyor. Yani özellikle büyük takımlar neden işte Ozan Everton'a, Liverpool'a gidecek seviye konuşulurken birden daha alt nispeten bir takımı tercih ettiği yorumları var. Ama Premier Lig'de bence çok ekstra bir performansı yoksa yurt dışında Ki Ozan son günlerin özellikle Avrupa Şampiyonası ile birlikte düşüşe geçmişti Fenerbahçe'de. Ama geçen yıl bence lig, hani ligin en iyi oyuncu orta sahalarından biriydi Ozan hani perform, gösterdiği performans açısından. Watford tercihi o yüzden çok etkiliydi. Güzel bir tercih yaptı kendi kariyeri anlamında. Ee, neden diyorum? Çünkü Kuçka Etebo ve Cleverly gibi bir orta sahaya gidiyor ve teknik direktörlerinin geçiş oyunu oynadığını biliyoruz. Ozan da box to box e, çok iyi oynayan, e, o boş alanları iyi koşularla e, cezalandıran bir oyuncu. Dribbling yeteneği üst düzey, özellikle ileriye doğru çok fazla dribbling yapan, e, adeta hani rakip savunmaları delen bir dribbling anlayışı var. E, ben Ozan'ın fiziksel anlamda, mental anlamda e, eğer kendini iyi hissediyorsa... E, ve kendini verirse futbola Watford'ta ve Premier Lig'de başarılı olabileceğine inanıyorum. Ozan Tufan'ın da Berkskaat verilerine göre geçen yılki rakamları karşınızda. Burada özellikle ikili mücadele yüzdelerine çok fazla e, bakılıyor Premier Lig'de. E, Süper Lig'de bence bu anlamda küçümsenmemesi gereken bir lig. Çünkü ikili mücadele oranı en fazla olan e, yanlış hatırlamıyorsam dördüncülük. Yani çok fazla ikili mücadele yüzdesiyle başa kal baş başa kalabilen bir lig. E, kısacası ben Ozan Tufan'ın ee, başarılı olacağına inanıyorum ve doğru bir takıma gittiğine inanıyorum. Daha sonra da başka bir takıma daha ileri seviyede, daha üst düzey bir takıma gidebileceğine inanıyorum. Süper Lig'de ikinci hafta oynanacak. Biraz böyle dört büyükler özelinde neler söylemek istersin? Ee, şimdi Fenerbahçe e, kazanarak başladı ama Adana Demirspor'a e, karşı karşıda bazı açıklar verdi ve zaaflarını belli etti. Antalya Spor maçı biraz daha farklı bir maç olacaktır e, diye tahmin ediyorum. Ama e, Fenerbahçe'nin kazanarak başlaması ve Avrupa Liginde de kazanması e, Vitor Pereira'nın elini güçlendirdi. E, Vitor Pereira'nın radikal kararlarına da yönetimin de desteği e, Fenerbahçe'ye ayrı bir hava kattı. Ben Fenerbahçe'nin bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Ama kolay bir maç olmayacaktır Antalya Spor. Özellikle Ersun Yanal'ın Antalya Spor'un katı bir savunma anlayışıyla e, anlayış değiştirdiğini bildiğimiz için e, kısır bir maç bekliyorum. Ama Fenerbahçe'nin kazanacağı bir maç olmasını e, temenni ediyoruz. Hı. Gelelim Galatasaray-Hatay e, Spor maçına. E, Galatasaray'da e, zor da olsa biraz olaylı bir maç da oldu. Bu ile ilgili e, kararları merakla bekleniyordu kamuoyu tarafından. Böyle bir süreçle sezona başlayan bir Galatasaray'ın Hatay Spor maçında bence işi kolay değil. Hatay Spor değişik bir takım. Yeni transferleriyle aynı oyun anlayışını devam ettiren bir takım. Ben işinin kolay olacağını düşünmüyorum. Ama sonuç olarak Galatasaray'ın da kazanmaya yakın tarafı olması tabii ki normal favori. Ama Hatay Spor'un özellikle savunma arkasına çok hızlı kaçırdığı oyuncular var. Ve bunu geçen programda da bahsettiğim gibi teknik oyuncularla birleştiren bir kadro kurmasıyla Galatasaray'ın başına ağrıtabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın işi kolay değil ama yine de galibiyete yakın tarafı Galatasaray olarak görüyorum açıkçası. Beşiktaş-Antep maçı şöyle değerlendiriyorum. Antep-Gaziantep Antep spor Erol Bulut'la hem hazırlık maçlarında hem sezonu çok iyi bir başlangıç yapamadı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın işinin kolay olduğunu düşünüyorum. Net favori olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın bir de aynı zamanda Çaykur Rizespor maçında gösterdiği performans ve oyunun o istekli yansıması Beşiktaş'ı gerçekten sezona belki de favori başlayan bir takım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu maçta da bence net favori o tarafın Beşiktaş siyah beyazlar olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Ve Trabzon-Sivas maçı. Trabzonspor-Sivas maçı bence haftanın en zorlu maçlarından bir tanesi. Sivas-Spor e, iyi başlamadı, yenilgiyle başladı ama gerçekten üstün taraftı Konyaspor'a göre bence maçta. E, ama e, skora yansıtamadılar. Biraz da şöyle bir istatistik vardı maç anında bunu da belirtmiştim maçı izlerken. Ne kadar topa sahipseniz ve ne kadar pozisyona girip bunları değerlendiremiyorsanız... Karşı rakip rakip takımın e, gol atma olasılığı çok daha fazla artıyordu dediğim anda Konyaspor golü bulmuştu Sivas Spor'a karşı. Sivas Spor'un biraz daha bitiricilik yüzdesini arttırması gerekiyor. Ama Trabzonspor harika bir başlangıç yaptı. Bu maçın kesinlikle favorisi. Ama ligin en sert özellikle ikili mücadele anlamında e, en çetin maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un işinin ilk maçlık kadar kolay olmayacağını. Ee, söylememe rağmen Trabzonspor'u favori görüyorum. Çünkü Sivas da biraz fiziksel anlamda Rıza Çalınbay'ın e, sezon açılışları meşhurdur. Ee, biraz sıkıntılı başladığını düşünüyorum. Ee, antrenman metotlarından kaynaklı. Ama bu ilerleyen haftalarda Sivasspor'un e, rayına oturacağının işaretleridir. Biraz Rıza Hoca'nın sistemi bu şekilde. Trabzonspor favori bu maç özelinde. Değerli yorumların için çok teşekkür ederiz. Kapanışı yapabilirsin. Legends Scout programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.